Abdullah Yıldız Kimi, kimleri seçiyoruz? Bazı insanların dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Hasımların en yamanı olduğu halde kalbindekine de Allah'ı şahit tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarmaya, ekeni, kültürü ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır orası. Kimi insanlar da kendisini Allah'ın rızasını kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Daha önceki ayetlerde sözü edilen biri yalnız dünyayı isteyen, diğeri de hem dünyanın hem de ahiretin iyiliklerini isteyen iki insan tipi bu ayetlerde başka açılardan tanıtılıyor. Bunlardan biri güzel sözlü fakat kötü niyetli, bozguncu ve yıkıcıdır. Diğeri de kendisini Allah'ın rızasına adamıştır. Bu ayetler münafıklık, riyakarlık, bozgunculuk gibi kötü huylar konusunda tüm insanlara bir uyarıdır. 205. ayetteki hakimiyeti ele aldığında ifadesi senin yanından ayrılıp gittiğinde şeklinde de anlaşılmıştır. Riyakar veya münafık tabiatlı kişiler genellikle insanın yanında hoşa gidecek sözler söyler. Sözlerinin doğruluğuna Allah'ı şahit bile tutarlar. Ayrılıp gittiklerinde veya bir yöneticilik elde ettiklerinde ise kötü ruhlu olmaları, düşmanlık duyguları taşımaları sebebiyle önceki söylemlerinin aksine, insanların geçimlerine ve nesillerine zarar vermek gibi yıkıcı ve düşmancı davranışlarda bulunurlar bencil isteklerini ve tutkularını tatmin etmek uğruna insanları ağır sıkıntılar içine sokarlar. Aynı bölümü hakimiyeti ele alma manasında yorumladığımızda bu ayetler iki yüzlü ve aldatıcı siyasetçilere karşı uyarı anlamı da taşır. Gerçekten kendilerini barışçı, insancıl, haksever gibi yaldızlı niteliklerle takdim eden bazı münafıkların İş başına geldiklerinde ilk iş olarak insanların ekinlerini yani gelir kaynaklarını ve kültürlerini kurutmaya ve nesillerini bozmaya kalkıştıkları sıkça görülmektedir. Hucurat suresinde de bildirildiği üzere Müslümanların genellikle insanlar hakkında hüsnü beslemeleri esas olmakla birlikte konumuz olan ayetler hüsnü olur olmaz insanların her söylediklerini aldanıp kapılma her yüze gülene ahmakça inanma anlamına gelmediğini göstermekte ve böylece önemli bir uyarı değeri taşımaktadır. 206. ayette geçen Allah'tan kork ifadesindeki takva kökünden gelen kelime aslında müminin Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı bu tür münafıkça tutum ve davranışlardan uzak durması anlamına gelir. Bu da gösteriyor ki insanı münafıklık, riyakarlık, fitne ve fesatçılık gibi ahlaksızca davranışlardan alıkoyacak en güvenilir erdem takvadır. Zira Allah'a saygısı olan bu anlamda ondan korkan insan doğru olan her kurala da saygılı olacaktır. Kötü ve yanlış davrananlara ise cehennem yeter. Buna göre insanın gurur, kibir ve benzeri saptırıcı duyguların tutsaklığından kurtulup, Allah'ın buyruğunu kendisine ölçü alması, rehber edinmesi gerekir. İşte 207. ayette kimi insanlar da kendisini Allah'ın rızasını kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir buyurularak böylesi bir içtenliği, temiz ve dürüst dindarlığa işaret edilmiştir. Şu halde insan kendini ya nefsani tutkularını tatmini adar ya da Allah'ın rızasını kazanmaya adar. Bu da insanın bütün davranışları hususunda iki farklı ölçü verir. İlk ölçüyü esas alan insan kişisel çıkar sağlayan davranışlara, ikincisini esas alansa Allah'ın razı olacağı davranışlara yönelir. 200-201. ayetleri dikkate alarak bunlardan ilkinin yalnız dünyayı, ikincisinin ise hem dünyanın hem de ahiretin iyiliğini isteyen insan olduğu düşünülebilir. Allah daima iyi ve doğru olan davranışlardan razı olacağına göre kendini Allah'ın rızasına kazanmaya adayan insan, inancında, amelinde ve ahlakında en doğruyu bulmaya, kısaca bütün davranışlarında iyi olmaya çalışacaktır. Böylece söz konusu ayetleri birlikte değerlendirerek, yöneticilik mevkiyine seçilecek kişilerde mesleki yetişmişlik yanında, kendisini dünya tutkularından, gurur, kibir gibi olumsuz duyguların etkisinden koruyan, bu suretle zulüm, baskı, riyakarlık, ikiyüzlülük, düşmanlık, bozgunculuk, yıkıcılık gibi toplumsal zararlara ve huzursuzluklara yol açan kötülüklerden alıkoyan, Allah'ın rızasına uygun davranmak öyle gerektiriyorsa, bütün şahsi çıkarlarını bile terk ettiren bir ruhsal gelişmişliğin, bu anlamda bir dindarlık duyarlılığının bulunup bulunmadığına da bakmamız gerekir. Öyleyse Müslümanlar yöneticilerini seçerlerken, Öncelikle Allah'ın rızasını merkeze almalıdırlar.